Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlere sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli kurabiye tarifiyle geldim. Hemen hamurunu yoğurarak başlayalım. Kullandığım bardak 200 milimlik klasik bardaklarla yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, bir paket vanilyayı da ilave edip öncelikle tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu kurabiyenin özelliği hem 5 dakikada olması hem de katı yağ, tereyağı kullanmadan sadece yarım su bardağı sıvı yağ ile hazırlanması arkadaşlar. Yumurtanın tamamen dağıldığından emin olduktan sonra içerisine yarım su bardağı nişasta, ben mısır kullandım, buğday da kullanabilirsiniz, fark etmez. Bir yemek kaşığı tepeleme dolusu kakaoyu da ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Kakao rengine göre değişebilir arkadaşlar. Rengine bakarsınız. Daha açık olmasını istiyorsanız azaltabilirsiniz. Tamamen karıştırdıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozunu ve unumuzu muhakkak eleyerek ilave ediyoruz. Sizler de benim gibi ununuzu yavaş yavaş ilave edip yumuşak, elinize böyle yağlı bir tabaka bırakacak bir hamur olması gerekiyor. Ununu fazla katarsanız dağılacaktır ve toparlayamazsınız arkadaşlar. Yumuşak bir hamur oluyor ama gayet güzel toplanıyor. Ben bir su bardağından bir tatlı kaşığı kadar eksik un kullandım. Yarım su bardağı fındığı dövdüm. Yarım su bardağı da damla çikolata ilave edip birkaç saniye daha şöyle çırpıyorum. Dediğim gibi unu gerekmedikçe lütfen ilave etmeyin. Elinize yağlı bir tabaka gelmesi gerekiyor. Yani yağlı yağlı olması gerekiyor eliniz ki daha rahat şekil vermeniz için. Baktınız yağlı diye sürekli un ilavesi yaparsanız kurabiyenizi toparlayamazsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim gibi yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterin. Ben bir su bardağından şöyle bir tatlı kaşığı kadar falan eksik un kullandım. Siz de benim gibi yavaş ekleyin. Bakın sonunda sizlere gösteriyorum zaten. Daha un katmadım. Hamuru artık şöyle bir 15-20 saniyede toparladım. Çok da yoğurmayın. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine yuvarlayıp yerleştiriyorum. Önce yuvarlayın düzgün bir şekilde, sonra hafiften üzerine bastırın. Çok değil arkadaşlar. Hafif aralıklarla tepsiye diziyorum. Yapacağınız büyüklüğe göre değişecektir. Bu bisküvinin diğer adı da hanım elleri arkadaşlar. Hazır aldığımız bu bisküvilerin büyüklüğünde de yapabilirsiniz. Ben ondan birazcık daha büyük yaptım. Çok büyük yaparsanız daha az çıkacaktır. Daha küçük yaparsanız daha fazla çıkacaktır. Hepsini aynı şekilde yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Hemen bir püf noktasını belirteyim arkadaşlar. Kurabiyenizi yuvarlamaya başladığınızda fırınınızı 170 dereceye ayarlayın. Bir 5 dakika öncesinden ısınmış olsun. Eğer soğuk bir fırına atarsanız fırın ısınırken kurabiyeniz yayılacaktır. Bu püf noktaya da dikkat edin lütfen. Hepsini tepsiye dizdikten sonra ben şöyle düz bir çay bardağıyla hafiften üzerine bastırdım. Tam o kurabiye şeklini alması için. Fırındayken de baktınız üstten kabarıyor. Bardakla aynı şekilde hafif hafif bastırın arkadaşlar. Çünkü kabarma yapabiliyor. Şimdi fırına götürüyorum. Dikkatlice pişiriyorum. Gördüğünüz gibi. Çok lezzetli gözüküyor. Ben gene bardak aynı şekilde çok bastırmadan arkadaşlar hafif düzledim. İnanın 5 dakikamı aldı. Sabah videosunu çektim. Öğlenleyin sizlerle paylaştım. Çok güzel olunca hemen paylaşmak istedim. Bu arada Instagram'dan paylaşıyorum hikayelerde. Eğer ki beni takip etmiyorsanız Seval alt tire mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bu güzel lezzetli kurabiyenin içini, dokusunu da gösterip videomu bitireceğim. Bu arada fırından çıkardığımız dakikada yumuşak
ama daha sonra sertleşiyor. Tam 12 dakikada pişti arkadaşlar. Bunları da unutmadan bildireyim. Çok daha güzel, çok daha lezzetli videolarda görüşmek üzere. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.